Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftaki insan, toplum ve medeniyet dersimizde özellikle son zamanlarda çokça merak edilen bir konu ile devam ediyoruz. Bu hafta konuğumuz Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Ergül Kodaş. Hocamız bize boncuklu tarla kazıları ve Güneydoğu Anadolu'da çanak çömleksiz neolitik dönem başlığı altında bir anlatım yapacak. Şimdi sözü hocamıza vermeden önce kısaca bir de özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Hocamız lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümünde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimini Paris 4 Sorbonne Üniversitesi'nde, Fransa'da, yine arkeoloji alanında. Doktora öğrenimini Paris 1 Panthéon Sorbonne Üniversitesi'nde. 2015-17 yılları arasında da Fransız Bilimler Akademisi'nde post doktorasını tamamlamıştır. 2017 yılından itibaren Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesi ve Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nı yürütmektedir. 2020 yılından itibaren de doçent unvanını taşımaktadır hocamız. Hocamızın başkanlığını yaptığı kazılar, boncuklu tarla kazıları, Cemkahöy kazıları ve Hirbe Helale kazılarıdır. Şimdi sözü hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar, nasılsınız, iyisiniz? Sizlerin de söylediği gibi bu hafta daha çok boncuklu tarla kazıları üzerine duracağım. 2012 yılında kazılmaya başlayan ama son dönemlerde gittikçe hem kazının nasıl diyeyim ritminin arttı hem de buluntuların daha ön plana çıktığı bir yerleşim olmaya başladı. Ben de dilim döndüğünce şu an zaten kazı evindeyim. Oradan size boncuklu tarlayı anlatmaya çalışacağım. İsterseniz görsellerle başlayabiliriz. Daha verimli olabilir anlatmak istediklerim. Boncuklu tarla yerleşim yeri Mardin ili Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu mahallesi sınırları içerisinde. 2000'li yıllarda Ilısu Barajı ve HES projesi kapsamında tespit edildi. Ankara Üniversitesi'nden ve Kocaeli Üniversitesi'nden iki ayrı ekip tarafından ilk sondaj kurtarma kazıları da 2012 yılında gerçekleştirildi. Fakat gerçek anlamda yani daha birbirini takip eden ve tutarlı olan kazılar 2017 yılı itibariyle yine Mardin Müzesi Başkanlığı'nda ve benim bilimsel danışmanlığımda yürütüldü. 2021 yılı itibariyle de boncuklu tarla kazısı kurtarma kazısı statüsünden çıkartılıp Cumhurbaşkanlığı kararnameli programlı kazı statüsünü kazandı. Ayrıca Türk Tarih Kurumu'nun da kazı destek projesi kapsamında ek destek sağlanan kazılardan bir tanesi. Ben boncuklu tarlada 2017 yılından beri çalışıyorum ve boncuklu tarla Güneydoğu Anadolu'nun, daha doğrusu tüm Mezopotamya'nın, Yakın Doğu'nun çanak çömleksiz neolitik dönem dediğimiz dönemi üzerine tüm dönemleri kapsar şekilde önemli bilgiler veriyor. İleride de birazdan da göreceğiniz gibi boncuklu tarla günümüzden önce 13. bin yılda ilk kez yerleşim görmeye başlamış nadir yerleşim yerlerinden ve 7. bine dediğimiz yani 8. binin sonu milattan önce 7100-7050'lere geldiğimizde artık bir daha iskan görmemek üzere terk edilmiş bir yerleşim yeri. Büyük bir alan, yaklaşık 27 dönümlük bir alanı kaplıyor. Biz daha henüz küçük bir alanın üzerinde çalışabildik tabii ki. Kazıların ne kadar zahmetli ve zor bir iş olduğunu işin içinde olan arkadaşlarım biraz bilir. Ve yaklaşık 2,5 metrelik de bir dolguya sahip. Biz bu dolgunun şu an için sadece yüzeyde 15-20 santim, en fazla 30 santimlik bölümlerini kazmış durumdayız. Bu da şu demek, alt tabakalara indikçe daha fazla mimari ve daha büyük bir alana sahip olabiliriz. Fakat boncuklu tarlanın bazı bölümlerinde DSİ'nin ve diğer kuruluşların baraj inşaatı sırasında bazı tahribatları olmakla birlikte genel anlamda boncuklu tarla iyi korunmuş ve 1960'lı yıllarda eski Ilısu Dargeçit Güçlü Konak arasında geçen yolda aslında 1960'larda boncuklu tarlanın hemen hemen ortasından geçmiş ama çok fazla bir tahribat vermemiş. Tabii yapmış olduğumuz kazılarda karbon 14 analizi dediğimiz biz analiz yapıyoruz. Yukarıda gördüğünüz tabloda bu analizlerin sonuçları. Boncuklu tarlanın milattan önce en eski tabakasının şu an için 10.370'e tarihlendiğini, en yenilerini de sonra bir karbon daha yaptık, 7.100'lere tarihlendiğini size söyleyebilirim. Önemli bir yerleşim iki noktada. Birisi jeolojik ve coğrafik olarak önemli bir noktada. Bizim jeolojide germa formasyonu dediğimiz
Anadolu'nun en eski toprak kara parçalarına sahip olan bir formasyon üzerinde jeolojik olarak. Coğrafik olarak da aslında Cehennem Deresi denilen vadinin kuzey çıkışında ve bu vadi yaklaşık 20 kilometre güneye indiğimizde Cizre'nin ve Kuzey Mezopotamya'nın yarı stepik düz ovalarına açılan bir vadi. Bu bağlamda dağlık alanla ovalık alanın aslında geçiş noktasında bulunuyor boncuklu tarla. Bu bağlamda da çok önemli bir coğrafik noktaya sahip. Tabii az önce de siz söylediğiniz boncuklu tarlanın aslında bir de kardeş öyüğü var, Çemka öyük. Burası sadece M.Ö. 11.000 ve 10.000'de yerleşim görmüş. Fakat baraj inşaat sahası içinde kaldığı için kazılar 2019 yılında itibaren henüz yapılamadı. Ama ileriki yıllarda tekrardan yapılması planlanıyor. İki yerleşim arasındaki mesafe kuş uçuşu sadece 500 metre. İkisi yaklaşık 1500 yıl aynı anda yerleşim görmüş. Fakat iki ayrı kültürün olduğunu görebiliyoruz bölgede. Bu bağlamda da bu iki kazının birlikte yürütülmesi ayrı bir önem arz ediyor. Boncuklu tarlanın mimarisi ve bu sunumda mimarisi ve küçük buluntular üzerine duracağım. Tabii ki en önemli noktası mimarisi. Çünkü biz neolitikleşme dediğimizde aklımıza ilk gelen şey yerleşik yaşamın başlaması ve konut mimarisinin bir daha geri dönülemez şekilde kalıcı olarak devam etmesi. Boncuklu tarlada bu bağlamda kronolojik olarak bize bu sürecin tamamını yansıtması açısından önemli. Fakat ekranda gördüğünüz gibi höyük aynı anda tamamı iskan görmüyor. Bazı bölümleri bir dönem iskan görürken bazı bölümler terk ediliyor. Ve bu süreç içerisinde yaklaşık 3500 yıllık içerisinde gitgeller olduğu için kronolojisini bir noktadan çok köyün tamamında anlamaya çalışıyoruz. Ve en yüzeyde de özellikle merkez alan dediğimiz en yüzeyde de M.Ö. 8. binin sonuna denk gelen artık üretici toplumların ortaya çıktığı bizim geç BPNB dönem dediğimiz dönemin buluntularını görüyoruz. Bunlar genelde hücre planlı yapılarla temsil ediliyor ve tabanı alçı sıva olan ve boyalı olan özel bir mekanın hemen batısında bulunuyorlar. Burada da görebileceğiniz gibi planları birden fazla ev olmakla birlikte şu an bu döneme bilgi veren nadir yerleşim yerlerinden bir tanesi Güneydoğu Anadolu'da. Benzerlerini biz 60'lı yıllardan beri Çayönü'nde biliyoruz Yukarı Dicle Vadisi'nde. Boncuklu tarlada bu bağlamda kültürel olarak Çayönü ile Ergani'deki Çayönü ile benzer mimariye sahip. Tabii orta PPNB dönem dediğimiz dönem var. Bunun hemen öncesinde Boncuklu tarlanın ikinci yapı katı. Burası M.Ö. 8800 ile 8200 arasına tarihleniyor. Biz bu döneme ait çok sayıda binayı açığa çıkartmayı başardık. Ayrıca bu döneme ait hem boncuklar hem de mezarlar ayrı bir önem arz ediyor ki birazdan size anlatacağım. Az önce söylediğim o alçı sıvalı bina aslında ilk kez bu dönemde inşa edilmiş. Ortasında 4 adet stel bulunmaktaydı o dönemde fakat tarımsal faaliyetlerden dolayı biz sadece sitelerin oturtulduğu yuvayı ve bu binanın tabanını tespit edebildik. Ve bu binayla bu dönemle bağlantılı olarak da yerleşimin güney doğusunda ortak depolama alanlarını tespit edebildik ki bu da şu anlamda çok önemli. Artık tarıma geçilmiş üretici topluluklar var fakat bunlar artık artı ürünlerini bir alanda biriktirmeye, depolamaya başlamışlar ki bu da besin ekonomisi açısından o dönemin kritik bir nokta. Bu iki döneme genel olarak baktığımızda yerleşimin batısında evlerin yani konutların, onun hemen doğusunda ortak bir kamu kült yapısının, onun da doğusunda ortak depolama birimlerinin olduğunu, düzenli bir inşa edilmiş köy mekan organizasyonunun olduğunu boncuklu tarla için söylemek mümkün. Tabii sadece özel binalar bizim bildiğimiz Göbekli'den ya da diğer yerlerden stelli binalar, güzel görünüşlü binalarla temsil edilmiyor boncuklu tarlada. Bizim ortak mutfak olarak kullanıldığını düşündüğümüz, belki özel günlerde ortak yemeklerin yapıldığı büyük boyutlu mutfak yapılar da var boncuklu tarlada. Bunların içerisinde çok sayıda öğütme taşı, depolama birimi ve ocaklar aynı anda kullanıldığını görüyoruz. Bu da birden fazla çok sayıda bireyin aynı anda burada yemek pişirdiğini ve özel günlere ve kutlama ya da benzeri işleri yaptığını bize düşündürüyor. Bu dönem genel anlamda baktığımızda boncuklu tarlada Güneydoğu Anadolu'da kendine özgü bir mimari vermekle birlikte Kuzey Irak'ta biz benzerlerini görüyoruz. Hatta Zagros'larda benzerlerini görüyoruz İran'da. Bu da boncuklu tarlanın özellikle M.Ö. 9. ve 8. binde hem Irak, Kuzey Irak'la hem de Zagros'larla İran'la kültürel anlamda bağlantılı olduğunu
aklımıza getiriyor. Yerleşim yerinin en zayıf şu an yapılmış olan, belli tespit edilmiş olan dönemi ise işte o tarıma geçiş evresi. Milattan önce 8800 ile 8200 arası. Bu süreçte biz boncuklu tarla için kısıtlı bir alanda tespit yapmış olmamıza rağmen hem mimarisi hem besin ekonomisine geçiş için arkeobotanik ve arkeozoolojik analizler bize bir takım bilgiler veriyor. Bu süreçte yapılan analizler, bu süreç için yapılan analizler bize buğdayın, arpanın, koyunun ve keçinin boncuklu tarlada bu dönemde evcilleştirilmeye başladığını göstermesi açısından çok önemli. Benzer şekilde yerleşimin başka bir alanında da bu döneme ait mimari açığa çıkartılmış olmakla birlikte aynı o üretici ekonomiye geçişle ilgili bu da çok fazla iyi korunmamış. Fakat biz milattan önce 10. bine indiğimizde boncuklu tarlanın asıl görkemli mimarisini, görkemli buluntularını görmeye başlıyoruz. Ekranda gördüğünüz bina milattan önce 9300'lere tarihlenen bir özel bir bina. Yaklaşık 90 metrekare alanı kaplıyor. Yaklaşık 2 metre bir çukur açılmış ve bu çukurun içerisine ev tam gömülü olarak inşa edilmiş ve girişi çatıdaymış. İçerisinde nişler ve benzeri buluntuların yanı sıra 4 adet de simetrik oturtulmuş stel var. Tabii ki bizdeki Dicle Vadisi'ndeki steller Urfa bölgesi gibi T biçimli ve motifli değil, daha sade, T biçimli olmayan sade taş steller dediğimiz stellere sahip. Bu mimari şu anlamda önemli. Biz bunların benzerlerini daha önce Çayönü'nde görmüştük ama bu kadar net ve iyi korunmuş bir şekilde açığa çıkartılamamıştı. Ve yerleşim organizasyonuyla olan bağlantısı boncuklu tarlada daha farklı ve daha net olarak tespit edilebildi. Ayrıca bu tabakanın ayrı bir önemi var mimarlık tarihi için. Bu evrede yukarıda da gördüğünüz gibi o kapı binası köşeli plana sahip inşa edilmişken konutların ya yuvarlak ya da yarı yuvarlak dediğimiz bir formda inşa edilmiş olması, bu da yuvarlak planlı yapılardan köşeli planlara geçişte Anadolu'da nasıl bir sürecin yaşandığı hakkında bilgi vermesi açısından ayrı bir öneme sahip. Ayrıca yerleşimin genel evlerle özel mimari arasındaki bağlantıya baktığımızda da sistematik olarak merkeze oturtulmuş olan kamu binasının etrafında konutların olduğunu ve bir bu binaya bağlantılı olarak bir sokak, mahalle ve ev inşasının olduğunu görüyoruz. Sarıyla gördüğünüz alanlarda hiçbir inşaat faaliyeti yapılmamış. Bunlar evler arası geçiş yolları. Diğerleri ise yuvarlak ve yarı yuvarlak yapıların merkezdeki köşeli plana sahip kamu binasının etrafında o nasıl oturtulmuş olduğunu göstermesi açısından bize bir fikir verebiliyor. Bu şu anlama geliyor. Bu dönemde büyük ihtimalle daha henüz tarıma geçmemiş olan ve kolektif bir yaşam tarzına sahip bu toplulukların yerleşim birimlerini organize ederken de merkezlerine özel binalarını aldıklarını, konutları da buna bağlı olarak ortak, aynı anda sistematik bir şekilde inşa etmiş olduklarını göstermesi açısından önemli. Bu ekranın solunda gördüğünüz o yıldızlar da bu evlerin tabanı altından çıkartılmış iskeletleri temsil ediyor. Dikkat ederseniz kamu binası, ortak boş alanlarda herhangi bir iskelet de yok. İskeletler de yine konutlardaki yaşayan insanlara bağlı olarak sadece evlerin taban altına gömülmüşler. Bu yerleşim düzeninin benzerini, en yakın benzerlerini biz Kuzey Suriye'de Jerkalahmar'da görüyoruz. Göbekli ve diğerlerinde benzer bir sistemi şu an için anlamak çok zor yerleşimlerin sistematik oturtulmasına göre. Ve Suriye'de tespit edilen bu sürece geçiş evresi deniliyordu. Yani avcı toplayıcılıktan tarıma geçişin mimari organizasyonu olarak ele alınıyordu bu süreç. Bunun Anadolu'da boncuklu tarlada tespit edilmiş olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu evrenin hemen öncesinde bizim çanak çömleksiz A evresi dediğimiz dönemde de boncuklu tarlada daha farklı bir mimari görüyoruz. Hem konutların hem de kamu binalarının daha çok gömülü olarak inşa edilmediği bir evre burası. Evler çoğunlukla yuvarlak planlı, neredeyse tamamı yuvarlak planlı. Fakat stellerin yerini yer yer, burada fotoğrafta da gördüğünüz gibi taş örgü kolonlar almaya başlıyor. Çok yoğun alçı taban ve alçı sıvalar kullanılıyor. Ve bu mimaride bizim az önce de size söylediğim gibi daha Kuzey Irak'ta, Musul yakınlarındaki yerleşimlerde gördüğünüz mimarinin aslında daha kuzeye doğru geldiğini, Güneydoğu Anadolu'ya kadar etki ettiğini söyleyebilmemizi sağlıyor ki bu diğer fotoğrafları görüyorsunuz. Bunlar Musul'da,
Musul yakınlarındaki Nemrut 9 ve Kermezdere'de bizim Boncuklu'da tespit ettiğimiz mimarinin benzerleri. Bunlar 1980'li yıllarda Sovyet Rusyası ekiplerince tespit edildi. Ekranda gördüğünüz fotoğraf Boncuklu Tarlı 2021 kazıları. Bu yıl yapılan çalışmalar sonrası açığa çıkartılan bir bina. Belki de Boncuklu'daki en görkemli binalardan bir tanesi şu an için. Yaklaşık 9,5 metre çapında yuvarlak plana sahip ve 2,5 metrelik bir çukurun içerisinde inşa edilmiş. Girişi yine çatıda. Fakat burada farklı bir şey görüyoruz. Hem payandalar görüyoruz duvara birleştirilmiş. Hem iki tane stel görüyoruz ortada. Birisi düşmüş, hatta birisi insan formunda. İki tane de taş örgü kolon görüyoruz. Bu iki payandanın önünde de bilinçli olarak boğa başları, bilinçli olarak bir sunak üzerine bırakılmış ve bir inançla ilgili olacak bazı veriler de bu bina bize anlamamıza, Boncuklu Tarlayı inanç kavramı kapsamında da yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini düşündürüyor. Binanın ayrı bir özelliği daha var. Bizim kireç taşı ana kayanın oyularak taban yapıldığı ya da seki yapıldığı binalar daha çok Urfa bölgesindeki Karahantepe, Göbekli Tepe gibi yerleşimlerden biliniyordu. Fakat Boncuklu Tarla'da bu yılki çalışmalar tabanı ana kaya kireç taşına oyulmuş olan bir binanın açığa çıkartılmasını sağladı. Bu kültürün de yani tabanlarının ana kaya üzerine oturtulan sıva ya da başka bir işlem yapılmadan taban yapılan binaların Dicle Vadisi'nde de artık mevcut olduğunu bize göstermesi açısından önemli. Ve az önce de söylediğim gibi yere düşmüş olan stelin de insan formunda olması, bu da yine yukarı Dicle Vadisi'nde ilk kez keşfedilmiş antropomorfik formdaki stel olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Binayı daha böyle detaylı görebilirsiniz. Boynuzlar hemen bu iki büyük payandanın önünde, fotoğrafta da görülebiliyor sanırım. Bunun hemen karşısında bir niş var. Burada küçük bir taştan oyulmuş penceresi var. Burada iki tane ocak var. Ocağın hemen yanında bir sunak benzeri bir yer var. Hemen onun karşısında da sıvı ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz küçük bir sunak daha var. Daha inanç kavramı ile ilişkili olduğunu düşündüğümüz bir bina olması açısından önemli. Bu dönemde aynı döneme tarihlenen depolama birimlerinin de erken dönemlerden beri kullanıldığını, beslenme açısından depolama birimlerinin bu topluluklar için hem avcı toplayıcı ekonomide hem de üretici ekonomide önem taşıdığını göstermesi açısından da ayrı bir önem taşıyor. Boncuklu Tarlayı diğer bütün neolitik yerleşimlerden ayıran en ana noktadan bir tanesi ise biz neolitikleşme sürecini M.Ö. 9800'lerdeki iklimsel değişikliklere bağlarız ve bu dönem Holosen denilen bir dönemdir. Boncuklu Tarlada Holosen dönem öncesine ait evlerin olması aslında Güneydoğu Anadolu'da neolitikleşme sürecinin yaklaşık 500 yıl daha geriye çekilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemli. Biz bunu Körtüktepe'de 2000'li yıllarda tespit etmiştik ama küçük bir alandaydı. Fakat Boncuklu Tarla 2017 ve 2019 kazıları bunun daha sistematik olduğunu, hatta kamu binaları dediğimiz özel binalarında Holosen dönem yani neolitikleşme sürecinden önce inşa edilmeye başladığını göstermesi açısından önemli. Göbekli Tepe'yi biliyorsunuz tarihin sıfır noktası ya da diğer buluntular öyle söylenir ama Göbekli Tepe'nin en eski tabakası M.Ö. 9800'lere tarihlenir. Boncuklu Tarla'nın en eski buluntuları M.Ö. 10.370'lere tarihleniyor. Yaklaşık 600 yıllık bir parktan bahsediyoruz. Ve bizim stelli bina dediğimiz bina geleneğinin aslında bu dönemde başladığını fakat taş örgü kolon şeklinde bu stellerin yapıldığını biz Neolitik dönem öncesinden de Boncuklu Tarla'da tespit ettiğimiz için artık Neolitikleşme sürecini özellikle Dicle Vadisi'nde Proto Neolitik diyebileceğimiz bir döneme çekmemiz ve Holosen'le çok bağlantılı olarak düşünmememiz gerektiğini göstermesi açısından önemli. İşte bu binanın iki evresi var. İlk evrede daha sistematik olarak inşa edilmiş ama ileriki dönemlerde yenilemelere bağlı olarak planda köklü bozulmalar olmuş. Tabii şunu da öğrendik 2019 yılı, 2020 yılı itibarıyla bu binanın içerisinde açmış olduğumuz küçük bir sondajda aslında M.Ö. 10.370'den önce de Boncuklu Tarla'da çadır benzeri yerleşimlerin olduğunu, belki de avcı toplayıcı, göçebe, yarı göçebe toplulukların olduğunu düşündürmesi açısından önemli. Bu şu demek, yani biz şu an en eski karbon tarihimiz 10.370 ama Boncuklu Tarla bunun biraz daha eskisine gidebilir. Ki Körtüktepe bunun gidebileceğini düşündürüyor bize Bismil'deki. Oradaki en eski karbon tarihleri M.Ö. 10.700'lere tarihleniyor.
Fakat mimari açıdan boncuklu tarla kadar güçlü bir mimariye sahip değil. Çünkü küçük sondajlarda tespit edildiği için tam olarak anlayamadık aslında Körtük Tepe'yi. Burada da görebileceğiniz gibi hem Körtük Tepe'nin bu dönem mimarisini, hemen boncuklu tarlanın yanında olan Çemköyük'te de benzer çadır tipi mimarinin M.Ö. 11. binde olduğunu biliyoruz. Genel anlamda baktığımızda işte boncuklu tarla bizim çanak çömleksiz Neolitik dediğimiz dönemin tüm kronolojisini hem mimari açıdan hem de diğer küçük buluntular açısından bize yeniden inceleme olanağı sağlayan bir yerleşim. Çünkü bu sürecin tamamını kapsayan çok nadir yerleşimler var. Bunlardan bir tanesi Filistin'deki Eriha yerleşimi, bir diğeri Diyarbakır'daki Ergani'deki Çayönü yerleşimi. Yani bunları parmakla sayacağımız kadar az yerleşim tüm bu süreçte kesintisiz iskan görmüş. Bunlardan bir tanesi de artık Mardin'deki boncuklu tarla diyebiliriz. Ve benzer şekilde ekranın soluna baktığınızda Çayönü'nün kronolojisi ve mimarisi ve boncuklu tarlanın kronolojisi ve mimarisini görebiliriz. Yer yer benzerlikler olmakla birlikte genel anlamda boncuklu tarlanın kendine özgü hem konut hem de kamusal alan mimarisi olduğunu söyleyebiliriz. Ki Urfa bölgesiyle de karşılaştırmak çok doğru olmaz. Çünkü o bölgede bölgeye özgü bir kültür var. Fakat Dicle Vadisi'nde de Dicle Vadisi'ne özgü yer yer Kuzey Irak'la yer yer Zagros'larla ilişkili farklı kültürlerin olduğunu artık rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki genel anlamda da fotoğraflara da baktığımızda birbirinden farklı olduğunu, hatta Kuzey Suriye'de kendine özgü bir mimarın olduğunu, farklı farklı bölgelerde farklı kültürlerin baskın olduğunu söylemek mümkün. Boncuklu tarlada Dicle Vadisi'nin güneyini yansıtan, Anadolu toprakları için güneyini yansıtan, kendine özgü kültürel çerçevesi olan, kültürel değişkenliği olan, kültürel çizgisi olan farklı bir kültür. Benzerlikler sunabiliyor yer yer ama farklılıkları daha fazla. Tabii boncuklu tarla dediğimizde aklımıza bütün herkesin boncuklar geliyor ama biz boncukları çoğunlukla mezarlarda buluyoruz. O yüzden biraz mezarlardan da bahsetmek istedim. Boncuklu tarlada bugüne kadar yapılan kazılarda 150'den fazla iskelet açığa çıkartıldı. Bu da şu an için önemli bir sayı. Bunların tamamı evlerin altına, taban altına gömülmüş. Ya tekli ya çoklu gömülmüşler. Yer yer fotoğrafta da gördüğünüz, solda da gördüğünüz gibi ikili aynı anda gömülen bireyler de var. Bunlar birbirlerine sarılı olarak gömülmüşler. Bunlardan 3 ayrı mezarda aynı anda birbirine sarılı olarak gömülmüş iskeletleri de açığa çıkarttık. Bunlar da artık genetik analizler ve antropolojik analizler bize akrabalık bağlarını söyleyecek. Artık akrabalık anne baba çocuk ilişkisi mi yoksa karı koca mı ilişkisi? Şu an için bunu söylemek zor. Tabii çok sayıda iskelet var ve bunların çoğu çoklu gömülerden geliyor. Burada fotoğrafları fazladan koydum görebilmeniz için. Tekli gömüler de var. Hatta ikincil gömü dediğimiz gömüler var. Birey burada mesela başka bir yere gömüldükten sonra iskeletleri toplanmış, bir evin tabanı altına gömülmüş. Bu sağ alt köşede de 3 tane çocuk kafatası mezardan alındıktan sonra birlikte başka bir çukura gömülmüş. Fakat genel olarak baktığımızda kamu binaları, ortak kullanılan alanlarda iskeletlerin olmadığını, iskeletlerin tüm dönemlerde boncuklu tarlada yaklaşık 3500 yıl boyunca sadece ve sadece evlerin taban altına gömüldüğünü görüyoruz. Tüm dönemler için bu değişmez bir durum. Boncuklu tarla aynı zamanda arkeolojide kazı teknikleri içinde kullanılan nadir ve masraflı olan bir teknik kullanıldı. Kazılan toprağın büyük bir bölümü yıkama eleklerinden yıkanarak içerisindeki arkeolojik malzemeler toplandı. Bu da bize bu dönemin alet üretim teknolojileri, tipolojileri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağladı. O yüzden boncuklu tarla bu dönemde nasıl o kuşlarının nasıl yapıldığı, nasıl kullanıldığı ya da diğer aletlerin, mikrolitlerin nasıl yapıldığı, nasıl bir tipolojiye ve zenginliğe sahip olduğu, yani bizim prehistorik dönem alet çantası dediğimiz çantanın ne kadar zengin olduğu hakkında da önemli bilgiler veriyor. Ve en önemli noktası kuşkusuz, geç epipaleolitik yani neolitik öncesiyle neolitik dönemde kesintisiz bir şekilde benzer bir alet tipolojisinin kullanıldığını da göstermesi açısından önemli ki nadir yerleşim yerlerindedir. Az önce de söylediğim gibi boncuklar çok çok önemli. Boncuklu tarlada şu ana kadar yapılan kazılarda kabataslak söylediğimde 100 binin üzerinde boncuk bulundu. Bunlar farklı ham maddelerden yapılmış. Akik, fosfat, turkuaz, kum taşı, çakmak taşı, mermer, kireç taşı, kemik, serpantin ve bakır en yoğun kullanılan ham maddeler.
Bunlar arasında önemli bir bölümü antropomorfik forma sahip. Koyun, keçi, boğa ve yaban, eşeği, atı gibi, akrep gibi, yılan gibi, örümcek gibi farklı hayvanların taş boncuk şeklini de temsil edildiğini, simgeleştirildiğini söylemek mümkün. Fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi çok fazla bir zenginlik var. Bunlar boncuklu tarla dışındaki yerleşim yerlerinde tüm yakın doğuda nadir bulunan formlar. Yani bizde bunlardan 200-300 adet var ama yakın doğunun tamamını saysak bu forma sahip herhalde bir 20 tane bulamayız. Boncuk sayısı açısından da 100 binden fazla olması şu an için bu objelerin en zengin olduğu yerleşim yeri statüsünü almasını da sağlıyor. Tabii bunun yanında kemik plaklar ya da mermer bilezikler gibi farklı figüratif süs eşyalarını da çok sayıda buluyoruz yerleşim yerinde. Yerleşim yerinin bize arkeolojik olarak öğrettiği en önemli noktalardan bir tanesi de bizim uzun yıllar boyunca jeton, kulak tıkacı gibi dediğimiz bazı objelerin aslında bugün dudaklara takılan ya da kulaklara takılan labret tipi küpelerin kökeni olduğunu göstermesi açısından önemli. Yukarıda da bahsettiğim gibi boncuklu tarlada önemli noktalardan bir tanesi de ilk kez metal kullanımının M.Ö. 8300 yıllarda başlamış olması. Yaklaşık 2000-3000'den fazla bakır boncuk bulundu. Bunlardan bazıları üstte görebilirsiniz, sağ köşede akrep formuna getirilmiş pandantikler de var bunlar içerisinde. Ve bazı da bakırlar, nabit bakırlar yani saf bakırlar ısıtılarak yeniden şekillendirilmiş. Bu da bize metal kullanımının, bilinçli olarak yapılan metal kullanımının boncuklu tarlada M.Ö. 9000'lerde başladığını göstermesi açısından önemli. Boncuklarda insan biçiminde bir adet pandantif var. Bu da göstermiş olduğu form açısından bizim Urfa bölgesi ve çevresinde gördüğümüz stellere benzer bir form sergiliyor. Kültürel bir ilişkiyle, bağlantıyla ilişkili olabilir. Fakat saat tek bir örnek olduğu için ve çok küçük boyutlu olduğu için bu tartışmaya girmek henüz daha erken gibi. Ekranda gördüğünüz fotoğraf ise boncuklu tarlanın Neolitik öncesi, yani bizim M.Ö. 11. bine ait süs eşyaları. Bu dönemde süs eşyalarının yapıldığını, üretildiğini, fakat çok böyle o görkemli boncuklu tarlada bildiğimiz örneklerin özellikle M.Ö. 9. binde ve 8. binde üretilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Neolitikleşme deyince aklımıza gelen Gordon Childe'ın Neolitik Devrim kitabı da aklımıza geldiğinde besin üretimine geçiş. Yapılan botanik ve arkeozoolojik analizler boncuklu tarlanın M.Ö. 10. binde hala avcı toplayıcı olduğunu, yerleşik yaşama sahip avcı toplayıcı olduğunu, fakat 9. binin özellikle 8600'lerden sonra boncuklu tarlada buğdayın, arpanın, koyunun, keçinin evcilleştirilmeye doğru geçiş yaşadığını, domuzun evcilleştirildiğini görebiliyoruz. Bu da avcı toplayıcı yerleşiklikten yerleşik üreticilere geçişin anlaşılabilmesi için önemli bir nokta. Tüm yakın doğuyu genel olarak baktığımızda ise boncuklu tarla Dicle Vadisi'nde bulunan bir yerleşim olarak Dicle, yani Doğu Toroslarla Zagros hattı ve Kuzey Irak'la ilişkili kültürel ilişkiler olan bir bölgede bulunuyor. Güneyinde çok düz, daha yarı stepik cezire ovası var. Kuzeyinde ise Diyarbakır ve Batman'a doğru açılan daha yüksek bir plato üzerinde, dağlık bir plato üzerinde kurulmuş olan daha farklı bir bölge var. Boncuklu tarla bu ikisinin arasında ve kültürel olarak da Zagros ve Toros hattının kültürel özelliklerini taşıyor. Bölgesel olarak da baktığımızda Anadolu'nun en güney sınırında bulunan çanak çömleksiz Neolitik dönem yerleşim yeri olarak da tabir etmek boncuklu tarlayı yine yanlış olmaz. Bizim Kuzey Mezopotamya dediğimiz kültürel çekirdek bölge içerisinde bulunan boncuklu tarla kendine özgü bir kültürle hem Urfa bölgesinden hem daha kuzeyinde bulunan Diyarbakır Batman Ovası'ndan ve o bölgeden ayrılıyor. Yontma taşları ve küçük buluntuları daha çok Zagros'lara benzerken mimarisi daha Dicle Vadisi'ne özgü bir takım özellikler sergiliyor. Haritada bu döneme ait çok sayıda yerleşimi görebilirsiniz. Boncuklu tarlaya böyle Anadolu şehrinde baktığımızda da en güney sınırda boncuklu tarla ve Çemkaya, güneydoğu sınırda Çemkaya'nın olduğunu görebiliriz.
Ve bağlantı olarak da şöyle söyleyebilirim. Bizim Nemrik ve Mülefat dediğimiz Zagros Kuzey Irak hattındaki kültürlerin aslında içinde bulunduğu bir yerleşim yeri Boncuklu Tarla. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam, biz teşekkür ederiz. Çok emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Vaktimiz varsa soru alabilir miyiz? Sesim geliyor değil mi? Soru var mı diye bakıyorum şu anda. Soru yok galiba. Hocam teşekkür ediyoruz anlatımınız için. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Davet ettiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Öyleyse haftaya görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam, sağ olun. Mardin Aktuku Üniversitesi'nin yeni vizyonu. Sosyal bilimler artı 5'te. Tıp, turizm, tasarım, tarım, ticaret. ...2007'de kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin'in tarihi ve sosyal dokusuna...